Bundan yaklaşık bir ay önce bir adet Reels videosu yükledim ve tam tamına 3 milyon izlendi. Peki bu 3 milyon izlenmeyi almak için Reels'ta ne yaptım? Aslında hiçbir şey yapmadım çünkü ben de bilmiyorum. Bu videoda birlikte 3 milyon izlenen Reels videomun istatistiklerine bakacağız ve gözüme çarpan ve videonun öne çıkmasında faydalı olan birkaç şeyi de sizlerle paylaşacağım. Sizler de bu tarz taktiklerle Reels videolarınızı ön plana çıkartabilirsiniz. Bir sabah gözümü açtım ve dedim ki bugün bir Reels videosu çekeyim. Fakat ne çekeceğimi bilmiyordum. Şöyle bir içeriklere bakarken, kimler ne yapıyormuş, ne ediyormuş diye bakarken bir de gördüm ki sağ alt tarafta paylaşma ikonunun altında rakamlar görüyorum. Ve bu benim daha önce hiçbir şekilde dikkatimi çekmemişti. Bu neymiş diye bakarken o Reels videosunun kaç kere paylaşılmış olduğunu gösterdiğini gördüm. Dedim ki bunun bir Reels videosunu çekeyim ve Reels videosunu çekmeye koyuldum. Videomun çekimi ve montajı tamamlandıktan sonra Reels videom hazırdı ve bunu paylaşmalıydım. Ve gördüğünüz gibi paylaşmış olduğum Reels videom şu an ekranda. İzlemiş olduğunuz Reels videosunun kaç like aldığını görebiliyorsunuz. Artık son gelen güncelleme ile birlikte paylaşım butonunun altında da kaç kere bu videonun paylaşıldığını görebiliyorsunuz. Benim kendi Reels videoma bakalım. Görmüş olduğunuz gibi 2838 like, 50 yorum ve 3670 adet paylaşım aldığını hemen şuradan görebiliyoruz. Siz de bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşarak totalde kaç paylaşım aldığını takip edelim ve sonucu birlikte görelim. Reels videosu bir anda 5000, 10000, 20000, 30000, 40000, 50000 derken kademe kademe izlenmeye başladı. Şimdi gelin birlikte bu videonun istatistiklerine bakalım. Şimdi 3 milyon izlenen Reels'ıma gidiyorum. Şöyle sesini de kapatalım. Hemen sağ alttan 3 noktaya tıklıyorum ve buradan istatistikler bölümüne giriyor. Gördüğünüz gibi tabii ki de herkesin en çok merak ettiği. Bu Reels videosuna reklam bastığımdı. Fakat ben bu Reels videosuna reklam bastım. Fakat çok fazla basmadım. Gelin ona bakalım öncelikle. Gördüğünüz gibi 39 liralık bir reklam harcaması yapmak istemişim. Fakat sonrasında 0.47 kuruş harcadıktan sonra ben bunu iptal etmişim. Çünkü o sırada baktım ki video çok fazla önerilmeye başladı ve çok fazla izlenmeye başladı. Bir anda 5000, 10000 bandına gelmeye başladığı için dedim ki ben bu reklamı kapatayım. Bir organik olarak ne kadar büyüyor ona bakayım ve ondan sonra eğer izlenme artmazsa birazcık reklam çıkarım diye düşündüm. Çünkü Reels'ımı yeni yeni geliştirmeye başladığım için birazcık daha izlenme almak ve takipçi kasmak istiyordum. Fakat bunu dediğim gibi durdurdum. Şöyle aşağı doğru indiğimizde gördüğünüz gibi Instagram ve Facebook oynatımları toplamda 3.3466. Şöyle biraz daha aşağı iniyoruz. Beğenmeler 30.853, paylaşımlar 3.254. Yani 3.254 kişi bu Reels videosu da bir başkasına göndermiş. Kaydetmelere baktığımızda 1451, 518 tane de yorum var. Birincisi, çok fazla yorum almaya başladı. Bunun en büyük sebebi paylaşımların altındaki bulunan sayı ben videoyu çekmeden çok daha öncesinde varmış ve birçok kişi bunu biliyormuş. Ve videonun altına gelen yorumların büyük bir çoğunluğu yeni mi fark ettin, abi yeni mi fark ettin, bu vardı zaten, salak mısın, saçma sapan videolar atmayın falan gibi yorumlar oldu. Tabii ki de hiçbir yorumu da silmedim. Buradan tıklayalım ve önce en yenilere gelelim. Bir de aşağı doğru geldiğinizde zaten gördüğünüz gibi abi ciddi mi? Bir de farkında olmadan yaptığım çok komik bir şey vardı. Hemen şöyle bakın. Burada diyorum ki işte anlatıyorum. Anlattıktan sonra bir örnek video gösteriyorum. Birincisi, bu örnek video benim Twitch hesabımdan ne kadar kazandığımı anlattığım bir Reels videosuydu. Ve oradaki 2000 küsür dolar bakiyeyi görenler abi nereden kazanıyorsun dedi. İkincisi, gördüğünüz gibi burada 60 yorum var. Ben video içerisinde 50 yorum var diyorum. Ve bu da birçok insanın abi o yalnız 50-60 söylemişsin diye attığı yorumlarla doldu. Hatta şöyle biraz aşağı doğru inelim. Çok önemliymiş gibi anlatma. Bana ne? Abi bende like sayısı gözükmüyor diyenler oldu. Neyse, şöyle aşağı doğru indiğimde bu video milattan önce kalma, bu adam kadına benziyor demiş biri mesela. Bir sonraki yorumlarsa o nasıl kafalı öyle? Yumurta emojileri gelmeye başladı. Tabii şu an bir tanesini görüyoruz ama şöyle aşağı indiğimizde birkaç tane daha göreceğiz. Ya bu şekilde sürekli yorum atılması bu videonun daha çok etkileşim almasına sebep oldu. Yani insanlar burada diyordu ki işte bu Reels videosu eski, bu özellik zaten vardı, bunun videosunu niye çekiyorsun kardeşim diye yorum atanlar birinciler. İkincisi ve ikinci en çok yorum atan kişilerde abi videoda 50 demişsin ama orada 60 yazıyor, düzeltmek isteyenler.
Üçüncüsü de saçlarım kısa olduğu için kafamın yumurtaya benzediğini söyleyenler. Yani bu Reels içerisinde 3 tane geri dönüş alıyorum. Bu 3 geri dönüşünde tamamı kötü bir izlenim bırakmış olmamdı. Yani birincisi hakaret içeren yumurta kafa. İkincisi orada 60 yazıyor, sen ne 50 okuyorsunlar. Üçüncüsü de bu çok eskiden beri olan bir özellik, yeni mi anladım bunu, yok şöyle böyle gibi gömenler. Ama ne oldu? Bu gelen yorumlar benim videomun ön plana çıkmasını sağladı, etkileşim aldı. Yani kötülükten iyilik çıkarttık, videomuzu totalde 3 milyon izletmiş olduk. Şimdi gelin sizlerle birlikte tekrar bir istatistikler bölümüne göz atalım. Gördüğünüz gibi zaten 47 kuruşluk bir reklamdan 356 gösterim almışım. Zaten tekrar istatistiklere gelip şu şekilde aşağı doğru indiğimde gördüğünüz gibi bütün istatistikleri de açık bir şekilde sizlere göstermiş oldum. Yani gördüğünüz gibi insanlara etkileşim sağlayabilecek ne yaparsak bu bizim artımız oluyor. Bir Reels videosu hazırlarken veya bir YouTube videosu veya başka bir platform, bu TikTok da olabilir, hangi platforma içerik üretiyorsanız insanların yorum yapmasına, sizinle etkileşime geçmesine müsaade etmeniz gerekiyor. Onlara bu şekilde bir fırsat vermeniz gerekiyor. Yani bir kanca atmanız gerekiyor. Bu sayede etkileşimlerinizi arttırabilir ve videolarınızı daha çok izlenmelere ulaştırabilirsiniz. Çünkü video platformlarının en çok istediği şey etkileşim. Videonuza ne kadar etkileşim alırsanız o kadar çok öneririm diyor. Bu nedenle videolarınızı, içeriklerinizi hazırlarken akıllıca davranın. Video içerisine insanların sizinle etkileşime geçebileceği birkaç şey bırakın ve gerisi zaten gelecektir. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.